Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala ali seyyidina Muhammed. Yadedi zerratil kainat ve mürekkebatiha. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. 18. söz. Bu sözün iki makamı var. İkinci makamı daha yazılmamıştır. Birinci makamı 3 noktadır. Birinci nokta, Bismillahirrahmanirrahim. La tahsebennellezine yefrahune bima etev ve yuhibbune en yuhmedu bima lem yef'alu fela tahsebennehum bimefazetin minel azab ve lehum azabun elim. Sadakallahu razim. Nefsi emmareme bir sille-i tedip. Allah Allah. Nefse. Bize diyor tabii biz böyle düşüneceğiz. Yani. Kendi nefse emmaremize bir edep sillesi, sillahi te. Ne kadar güzel bir ifade. Ne kadar güzel konuşur Allah. Öyle konuşmayı öğretiyor ki, öğretmiş ki nefsi. Nefse emmaremize. Emmaremize bir sillahi te. Bir tedif, edep sillesi. Bu ders demek o ders yani. Nefse emmareye tokat vuruyor. Evet. Nefsi emmareme bir sille itedip. Canım ya senin kursa... Nefsi emmaremize bir sille itedip. Bu nereye diyorsun ya? Allah Allah. Ne şöyle. Ey fahre meftun. Hele. Şöhrete müptela. Methe düşkün. Hutbinlikte bir hemta sersem nefsim. Nefsimiz. Nefsimiz. Sersem nefsimiz. Evet. Haşa ustadan, haşa. Evet. Eğer binler meyve veren incirin menşei olan küçücük bir çekirdeği ve 100 salkım ona takılan üzümün siyah kurucuk çubuğu, bütün o meyveleri, o salkımları kendi hünerleri olduğu ve onlardan istifade edenler o çubuğa, o çekirdeğe medih ve hürmet etmek lazım olduğu hak bir dava ise. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Ha bir de o kıza bak, Allah Allah yani. Ne enteresan. Şimdi üzüm yiyeceksen, koparırsan, kalkarsan çubuğuna ne diyesen, ooo çubuk efendi. Ne kadar bana ihsan ettin, lütfettin, kerem bile mi diyesen. Bu denilmez ki. İşte ben de o üzüm çubuğu gibi yem diyor. He. Üzüm çubuğuna Cenab-ı Hak nasıl o meyveleri taktıysa bu Risale-i meyveleri hakikatleri de Allah-u Teala sizleri benim gibi bir çubuk ile veriyor. Yani nefse emmareme dedi ya silleyi Allah Allah. Ne kadar tabi bu her insana bu şimdi her insanın kendine mahsus güzellikleri var. Meziyetleri var. Değil mi? Her insanda var. Ne dedik yani insan bu sesimin güzelliği benim değil ki, değil mi yani ya? Hatta ben buna iftihar edeyim. Bu aklımın, diyelim hani muhakememin çokluğu benim değil ki, hatta ben buna iftihar edeyim. Misal yani, hani değil mi? Böyle o bakımdan, efendim insan, her insanda kendine mesul güzel meziyetler var. Ne diye, nasıl böyle düşünüyorsun? O meziyetler hep Allah takmış bize. Zaten hani ayette var ya, ma esebeke min hasenetin fe min Allah. Allah hala kadar güzel. Yani bir isim ma esebeke min hasenetin. Yani hasenetten bir şey sana esebe de fe min Allah'tan yani. Hasenetten. Ve ma esebeke min seyyetin fe min es. Günahlar, noksanlıklar, kusurlar bizim meziyetleriz. Değil mi efendim Resulüm? İnsanı şereflendiren şeyler, insanın tali terakkisine vesile olan şeyler hep Allah'tan. Yani Allah Allah. Hep Allah'tan yani. Heh, bütün meziyetler hep Allah'tan. Hep böyle bir şey. Her insan bir meyve ağacı gibi. Kendine mahsus güzel şeyleri var. Hep böyle düşünecek yani. Değil mi? Her şey kendine göre. Evet. Eğer binler meyve veren incirin menşei olan küçücük bir çekirdeği. Ne güzel misal yani. Binler meyve veren incirin menşeinde. Çekirdeği. Ve 100 salkım ona takılan üzümün siyah kurucuk çubuğu. Çubuk da demiyor da ona bir sıfat takıyor. Siyah
kurucuk. Bütün o meyveleri, o salkımları kendi hünerleri olduğu ve onlardan istifade edenler o çubuğa, o çekirdeğe medif ve hürmet etmek lazım olduğu hak bir dava ise bu dava hak olmaz ki, hak dava değil ki. Böyle bir hak bir dava ise evet. Senin dahi sana yüklenen nimetler için fahre, gurura belki bir hakkın var. Ha yoktu yani. Onlar da nasıl onlar da yoksa sende de tamam. Halbuki sen daim zemme müstahaksın. Allah Allah. Estağfurullah. Zira o çekirdek ve o çubuk gibi değilsin. Ha öyle de değilsin çünkü niye? Senin bir cüz-i ihtiyarın bulunmakla tabii. O nimetlerin kıymetlerini fahrin ile tenkıs ediyorsun. He, kendin yaptığın gibi yani o bu benim elimle olan nimetleri benim düşüncemle benim maharetimle yaptığımı düşünürse o zaman tehlikeli yani ama çubukunu düşünemez yani öyle diyor yani. Yani üzüm çubuğu yahut incir ağacı bunu düşünemez yani. Bir insanda bir cüz irade olduğu için cüz irade ile insan Cenab-ı Hakk'ın ona ihsan etmiş şöyle hep kendine mal etmek isterse işte tehlike orada. Tehlike orada. He. Evet. Gururunla tahrip ediyorsun ve küfranınla iptal ediyorsun ve temellükle gasp ediyorsun. Temellük yani senin kendi malın gibi gasp ediyorsun. Allah'ın sana takmış olduğu o meziyetleri kendi malı gibi gasp ediyorsun. Evet. Senin vazifen fakir değil, şükürdür. Ya, ah öyle diyor ya. Fakir değil, şükür. Niye? Çünkü o nimetler senden değilse Allah'tan. Öyleyse nimet ne ister? Şükür ister. Ya. Öyle değil mi? Nimet ne ister? Şükür ister yani. Allah Allah. Evet. Sana layık olan şöhret değil, tevazudur, ya, hacelettir. Ya hacelet. Senin hakkın medih değil, istiğfardır, evet, nedamettir. Evet, tabii, evet, evet. Senin kemalin hudbinlik değil, hüdabinliktedir. Hudbin kendine beğenmek. Hud kendi demek, bin görmek. Yani kendini görmek değil de, ya kim görmek? Hüdabinliktedir. Allah'ı bilmekte. Ya Huda, Allah. Yani bir de olsun orayı da bakın. Senin vazifen fakir değil, şükürdür. Şükürdür, Allah Allah. Kulluğu öğretiyor bize yani. Hani biz zaman zaman da söylüyoruz yani bu dünyayı Cenab-ı Hak kulluğu için bir mektep olarak yaratmış. Kulluğu için bir mektep. Gelsin kulların burada kulluk, bana karşı kulluk nedir? Nasıl olduğunu öğrensinler de kemaliyle kul olsunlar. Diplomalarını alsınlar. O zaman efendim serbestçe cennete gelsinler. Ya bu kulluk mektebi. Ama kulluk mektebi ama tabi her şeyin bir hocası olacak yani bu kulluğumuzun hocası kim işte başta peygamberimiz, peygamberler öyle sırayla gel bugün de ustadımız bizim ustadımız, hocamız yani ha, bize şimdi ne öğretiyor? Kulluğu öğretiyor. Kuluz ya bizim vazifemiz bu. Daha bazen size söylüyorum mesela Osmanlıların bir şeyi var şimdi nedir? Enderun okulu, mektebi. Hele bak nasıl insanlar. O Enderun mektebinde yetiştirip sonra sarayı arıyorlar. Enderun mektebinden diploma alamazsınız, saraya giremiyorsun. Şimdi bu dünya bir Enderun mektebi. Öyle mi? Burada diploma alamazsa saraya giremezsin, cennete giremezsin yani. Ha yani. Öyle bizim Cana bakın Rüşşerif, Risale-i Nur'daki hakikatler öyle bazen söylüyorum. Yani böyle bir maddi vücudumuzun parçası değil de ruhumuzun parçası. Yani ruhumuzun parçası Allah Allah. Öyle bize lazım olan şeyler Allah Allah. Allah. İnsan bir acayip yani dedi ya, o üzüm çubuğunu misal verdi ya, her insanın kendine mahsus meyveleri var. Zenginliği var, diyelim aklı var, şuuru var, evladı var. Misallar yani tabii mülkü var. İnsan gider onlara sap olur, orada kaldı mı? Kaldı ya yazık. He yani daha uçamaz. Allah Allah. Daha uçamaz. Orada kaldı mı? Kaldı. Yani Allah Allah. İşte ustadımız öyle değil, sakın oralara bağlanmayın.
Oralara güvenmeyin, oralara akıl almayın efendim. Hangi sene nimet nesip olmuşsa o nimetten münim hakka bakın, Allah'a bakın. Ha, o zaman rahat. Şükür olsun, münim hak. Allah verir bunu. Benim onda bir dehlim, bir şeyim yok yani. Ha. İyi oldu değil mi? Hani evet. Bir daha okuldan baştan çok çok şey bir şey bize. Çok enteresan bir ders yani. Ruhumuzun parçası dedik ya. Evet. Ha buradan yani. Nefsi emmaremize bir silley tek. Bir edep sillesi. Allah konuşmayı yeri üretmiş yani ya, değil mi Allah Allah. Silley tedip. Evet. Ey fahre meftun. Her insanda var. Yani hani her insanda bu fakre iyi kötü var işte. Yani fakre meftun. Cüz-i külli var senin. Yani. Şöhrete müptela. Ha, ya, ha, benden konuşsunlar, beni anlasınlar. İyi hafızdır. Efendim işte efendim. Türkiye'de birinci dereceye kazandı. Misal yani. İyi şu duyduğu. Hep böyle. Evet sonra. İyi pehlivandır falan. Allah'a ekber. Evet. Methe düşkün. Methe düşkün yani. Allah'a methesin. Hudbinlikte bir hemta sersem nefsim. Hudbinlikte. Kendini görmede, kendini kendini beğenmez bir hamta misali yok yani. Allah Allah. Hudbinlikte kendine beğenmek, beğenmekte bir hemta, sersem nefsim. Bir hamta, emsali yok yani. Allah Allah. Kendine beğenmede emsali yok. Hudbinlikte bir Allah Allah. Kulluğu öğreniyoruz ya yani. Demek ki bunları düşüneceğiz değil mi? Allah Allah. Allah. Hocamız bize öğretiyor arkadaşlar. Okumasan ne anlayacaksın ya? Okumadan nasıl yükseleceksin ki? Okumadan nasıl kusurlarını göreceksin ki? Okuyasan kusurlarını göresen. He yani okumadan olmuyor. Hele İslam dinine bakın ki. Enteresan bir şey. İlk ayet ikra. Birinci ayet o. Okudan başlıyor. Allah Allah. İslam dini ne büyük bir din yahu. Tabi anlayamadık İslam dininin ehemmiyetini. Hayata tetbik edemedi. Ferdi, içtimai hayata İslam dinini tetbik edemedik yani. Onun için geri kaldık yani. Usta Hazretleri her şeyi tespit etmiş. Öyle buyuruyor ki bizim güzel şeylerimiz bizim Müslümanların yani. Bizim güzel şeylerimiz gitti onların Hristiyanların çarşısında rağbet gördü. Bizim güzel şeylerimiz bizim güzel şeyler. Gitti Hristiyanların onların çarşısında rağbet gördü. Onların adi ve insanları şeyden, küçülden bütün kusurlar geldi bizim çarşımızda rağbet gördü. Onların kötü şeylerini bir de değişik canım. Mübadara ettik yani. Güzel şeyleri verdik. Çürşün şeyleri aldık. Allah Allah. Böyle bir alışveriş ya. Ne kadar aldanmışız yani. Şimdi el edinmeyi anlatıyor. Almanya'ya gitmiş Şefet Subhanallah orada. Bir tanesi kardeş anlatayım. Şimdi iki komşu var. Biri Alman, bir de Türk. Şimdi o Alman'ın evinde iki tane televizyon varmış. İşte birine bayaz mı ne diyorlar ona. Birinde renkli herhalde. Renkli herhalde. He. Gelmiş de kontrol memuru sormuş senin evinde ne kadar şey var. Televizyon demiş ki İki tane, biri böyle biri. O bizim Türkçünü öğretti. Ya deme, birini de. Birini de daha niye ikisini değilse? Neyse ikisinde de ne varsa yani. Bizim Türk onu öğretiyor. Ulan yalan söyle. hadise bu. Demiş ama iki. Ola olsun bir de. Ola, yani, ama iki. Durmadı ama iki ben. Diye sen bu işe ne dersen. Ustadın sözüne bak yani. Bizim güzel şeylerimiz gitti orada. Rehber gördü ya Allah. Bizim sedakatimiz, doğru söylememiz değil mi? İftik şeyimiz gitti orada rehber gördü. Onların kötü şeyleri geldi bizim saçta. Öyle diyor ustadın sözü. Aha ortada hadise hocam. Ortada hadise. Şimdi bugün dünyada da olsa terakki tali yani maddeten değil mi? Yükselme kimin elinde? Hristiyanların elinde de. Biz geriden bakıyoruz da öyle değil mi? Halbuki ayetler çok böyle, bu bizim hakkımız değil.
Cenab-ı Hak bize öyle diyor, yükselmemiz bileydin, eledin. Hani hadislerimiz mesela peygamber, bu peygamberin ümmetiyiz yahu. Böyle bir peygamberin ümmetiyiz, aha yerimiz. Allah Allah. Böyle bir Kur'an'ın talebeleriyiz, aha da yerimiz yahu Allah aşkına. He yani, ya çok yani sağ Allah. Daha bak ne kadar Müslüman var, dünyada devlet olarak hep gerideyiz. Ha. Sen söyle. Değil mi? Evet, devlet olarak ha, devlet. Perperi Allah Allah. He yani. Ya arkadaşlar, tabi Kur'an'ı dinlemedik. Hayatımıza tatbik edemedik. Ferdi ve içtimai. He yani, yapamadık. Böyle geri kaldık. Ahiretteki tokattan Allah bizi muhafaza buyursun ya Allah, ahiretteki tokattan. Heyene Allah Allah. Evet. Eğer binler meyve veren incirin menşei olan küçücük bir çekirdeği ve 100 salkım ona takılan üzümün siyah kurucuk çubuğu, bütün o meyveleri, o salkımları kendi hünerleri olduğu, ne kadar bir ya, misal Allah ihsan etmiş ya. Evet. Ve onlardan istifade edenler o çubuğa, o çekirdeğe medih ve hürmet etmek lazım olduğu hak bir dava ise... Yok, hak dava değil. Böyle bir hak bir dava ise iyi. Senin dahi sana yüklenen nimetler için fakre, gurura belki bir hakkın var. Belki. Fakat halbuki sen daim zemme müstahaksın. Ya zemme Allah. Çünkü dedi ki bütün meziyetler Allah'tan, insanın neyi? Sermayesi kusuru. İnsanın zenginliği var yani. Nerede zenginliği var? Kusurda zenginiz yani. Ya insanın kusurda zenginiz değil mi? Aziyetten, noksanlıktan. Buyur. Aziyetten, noksanlıktan. Ha, azizden zenginiz. Noksanlıkta zenginiz yani değil mi? Bak bizim de öbür yerler hep Allah yani. Evet. Şimdi diyor. Halbuki sen daima zemme müstahaksın. Zira o çekirdek ve o çubuk gibi değilsin. Ya. Çünkü onun bir cüz iradesi yok yani. Ha, yani. Ha. Senin bir cüz-i ihtiyarın bulunmakla o nimetlerin kıymetlerini fahrin ile tenkis ediyorsun. İftihar ediyorsun. Bu nimeti bu. Ben becerdim, ben yaptım yani. Öyle anlaşılıyor tabii. Gururunla tahrip ediyorsun. Allah muhafaza. Ve küfranınla iptal ediyorsun. Allah muhafaza. Ve küfran, temellükle. Küfran nimet yani. Allah'tan olduğunu diyorsan, küfran nimet o. Ha. Ha yani öyle yani tabii. Ha. Temellükle gasp ediyorsun. Kendinden mülk etmek istiyorsun. Ha. Gasp etmek istiyorsun. Senin vazifen fakir değil, şükürdür. Elhamdülillah ya. Çünkü nimet Allah'tan gelir, nimet şükür ister. Değil mi? Sana layık olan şöhret değil, tevazudur, ya, hacelettir. Ya. Senin hakkın medih değil, istiğfardır. Hadi, tabii. Ya. Nedamettir. Ya. Efendimiz her gün 100 defa tövbe istiğfar ederdi. Bize bir örnek yani. Her gün 100 defa tövbe istiğfar ederdi. Peygamberimizin haşa usul olmamakla beraber onun tövbe istiğfarını 100 defa, her gün tövbe istiğfarını ilan ediyorlar. Yani Peygamberimiz her gün her gün onun derecesi artıyordu. Şimdi onun bugünkü derecesi dünkünüsünde olduğu için ona göre tövbe istiğfar ediyor. Hayır. Peygamberimiz durmadan terakki taali ediyor. Hayatında olduğu gibi aslında gene durmadan taali ediyor Allah'ın yanında. Allah ne kadar nahasi büyük. Şimdi de ustadımız diyor ya, es-sebebü kel-fail sırrınca, es-sebebü kel-fail, sebep-fail sırrınca bütün her gün ümmetinin yapmış olduğu bütün ibadetler her gün Peygamberimizin defterine yazılıyor. Bu nasıl bir lütuf, bu nasıl bir Allah'ın aman ya Rabbi. Hele Peygamberine bakışına bak Allah'ın. Yani dünyada ne kadar ümmet varsa her gün o ümmetin yapmış olduğu misil sevaplar hep Peygamberimizin defterine yazılıyor. E ne oluyor o zaman? Peygamberimiz durmadan yükseliyor. Her an Allah'ın yanında yükseliyor. Bir de Allah'ın büyüklüğüne burada bakacağız yani. Değil mi? Allah'ın büyüklüğünün her cihette sonu yok. Yani makamlarda da sonu yok Allah'ın yanında. Makamlarda nihayetsiz yani. Öyle ya. Evet. Peygamberimiz her gün bir makama geçiyor. Nedir o makamlar? Bilemiyoruz yani. Allah Allah. Aman ya Rabbi Subhanallah. Allah Allah.
Allah'ın yanında makamlarda neyse sebep subhanallah. Peygamberimiz ve peygamberler her şey kendine göre şeydir. Yani şimdi mesela bugün dünyada ne kadar risaleler okunduysa onun bütün misil sevabı ve düzen hazretlerinin defterine yazılıyor, o süs geliyor. Hayır, öyle ki yani elhamdülillah tabi. İşte Allah'ın yanında Allah ne kadar zengin, her yerde zengin ve subhanallah. Allah'ımız çok nihayetsiz büyük yahu. Elhamdülillah, Allah Allah. Hadiselere bakın hele, aman yarabbim. Allah her yerde efendim ilmiyle, iradesiyle hazır nazır. Bir hayvanın karnında 10 tane yavru oluyor değil mi yani? İle hayvan var, 3 tane, 5 tane yavru oluyor. Onların gözlerini, o hayvanın karnında onların efendim mesulüm, azalarını, ne kadar yerine yerleşiyor, yaratıyor Allah Allah. Yani insanlar da ana karnında efendim, bir damla sudan nasıl olur da evrile çevrile bu hala gelir, insan nasıl bunu düşünmeyecek? Yani değil mi yani? Hani bir hadis-i şerif var ya, biliyorsunuz, men erefe nefsehu fekad erefe rebbehu, Allah Allah, ne kadar güzel bir şey. Yani demek ki insan Allah'ı bilmekte nefsinden başlıyor yani, men erefe. Nefsini bilen Allah, yani ne demek yani, nefsini düşünen, nasıl düşüneceğiz nefsimizi? İnsan biliyor da, diyor ki ya ben bir zaman hiç yoğdum. Ya fasulye vesilesiyle, ya pirincin vesilesiyle, ya herhangi bir meyvanın sütü vesilesiyle baba karnından ana karnına geldik yani, hele geldiğimiz yollara bir bakın nasıl gelmişiz. Her geldiğimiz yollara bir bakın, Allah Allah. Daha size anlatırım bazen. Çok seneler evvel böyle bir ders okurduk talebelerle de nasıl olduysa dedim ya senin anaz babası sadak kuru fasulye yeseydiler, kuru fasulye. Siz gene olurdunuz mu? Dediler ki olurduk. E dedim siz kuru fasulyenin torunlarısınız. Şimdi Allah kuru fasulyeden bile insanları yaratıyor. Topraktan fasulyeyi yaratıyor. Şimdi bak buna. E gel gelin ana karnında bir damla su, ne kemik var, ne göz var, ne kulak var, hiçbir olmadan o bir damla su evrile çevrile nasıl oldu da sen oldun canım? İşte men erefe nefsehu. Değil mi? Allah Allah. Yani Allah Allah. Ta 10 sene evvel daha fazla herhalde işte bazen onu diyorum. Neyse o onunla vezifeli bir zat bizim derse geldi de dedim ki yevmiye söz oldu da ne kadar insan doğur dedi o gün. 500 bin insan doğur dedi yevmiye. Bu 10 seneden fazla herhalde. Yevmiye'nin 500 bin insan. He dedim hele bir hesap eder var mı siz? Orayı unuttum. Saatine mi dakikasına ne kadardan düşer? Dedi 4 adam düşür. Dedim ya şimdi sana baktın. Bir saniyede mi saat mi? Dekra mı? He mi? Saniye. 4 adam bir yaradı. Hayır dedi ben zaten orayı hiç düşünmemiştim. Allah Allah. Şimdi orada bak ya dedim şimdi saniyede, dakikada o saniyede o 4 adam Allah yaratıyor. Aman ya Rabbi. E bir de 4'te gesi yaratır da en aşağı 4'te deve, 4'te bilmem sığır, 4. Allah Allah. Zaman müddet patladı. Allah zamansız müddetsiz yaratıyor ya. Gözümün önünde Allahu Ekber, Allahu Ekber. Ha yani denizdeki hayvan balıkların karnındaki yavrularına bak. Sayısız yavru şeydi, denizde şey var da balıklar var ya bunların gözlerinin kulaklarına Allahu Ekber, Allah. Burada müteserrif olduğu için yıldızlardan müteserrif de o yani. Teserrif eden o yani. O kainatın ucu bucağı bizim yanımızda yok ki. Allah'ın yanında kainat küçük ama bize çok büyük yani. Hadi üstadımız efendim kainatın uzaklığını bile anladın. İşi kutbun dairesindeki hesap rakamlarına sığışmayan bir uzaklıktadır. Allahu Ekber. İşi kutbun dairesindeki hesap rakamlarına sığışmayan bir uzaklıktadır. Kainat. Ola. Hiç kimse bu sözü orijinal bir söz yani. İşi kutbun dairesindeki hesap. Yani işi kutbun bir de bez bağla oradan oraya rakam yaz oku bak. Okumam öyle. Ben diyeyim Allah Allah, Cebrail Aleyhisselam benden daha diyor, Cebrail de bunu okuyamış gibi geliyor. O rakamlar kainatın büyüklüğünü ifade edemiyor. Kainat bu kadar büyük, Allah kainattan büyük. Çünkü Allah'ın büyüklüğünün nihayeti yok yani. Kainat nihayetsiz, nihayeti var yani. Ne kadar yarasa küçük Allah'ın yanında. Allahu Ekber. Elhamdülillah, bak böyle yani. Ya, evet. Senin kemalin hudbinlik değil, hüdabinliktedir. Kendini beğenmekte, malını beğenmekte, servetini beğenmekte, aklını beğenmekte. Evet, yani, evet. Evet, sen benim cismimde
alemdeki tabiata benzersin. Allah Allah. İkiniz hayrı kabul etmek, şerre merci olmak için yaratılmışsınız. Ha, ne güzel bir şey. Hayrı kabul ediyor ama şer olunca kendinde. Hı? Evet. Şimdi kainattaki tabiatı değil mi? Evet. Hayrı kabul ediyor değil mi? Yağmur yağır hayırdır, nebatatlar bitir hayırdır, meyveli ağaçlar, hayvanlar büyür bunlar hayırdır. Ha, öyle değil mi? Ha. Evet. Hayrı kabul etmek, şerre merci olmak için yaratılmışsınız. Ama tam tersin olursa o şer hep nedir? Mahlukundur yani. Yani fail ve mastar değilsiniz. O fiilin. Belki münfail ve mahasiniz. Münfail yani o fiili kabul eden yani. O fiilin mehalli, münfail. Yalnız bir tesiriniz var. O da hayrı mutlaktan gelen hayrı güzel bir surette kabul etmemenizden şerre sebep olmanızdır. Allah'ım gene yani Allah. Hem siz birer perde yaratılmışsınız. Yani kainatçı tabiat ile insandaki şey işte nefsen var. Evet. Hem siz birer perde yaratılmışsınız. Ta güzelliği görülmeyen zahiri çirkinlikler size isnat edilip zat-ı mukaddese ilahiyenin tenzihine vesile olasınız. Halbuki bütün vazife-i fıtratınıza zıt bir suret giymişsiniz. Kabiliyetsizliğinizden hayrı şerre kalp ettiğiniz halde halıkınızla güya iştirak edersiniz. Demek nefis perest, tabiat perest, gayet ahmak, gayet zalimdir. Ne kadar güzel vuruyor ya o tokadı. Nefis perest bir, tabiat perest değil mi? Evet. Gayet ahmak, gayet zalimdir. Allah Allah. Tabiat yapıyor, tabiat ediyor. Şimdi onun yerine bir şey diyorlar ki yapan ne diyor? Doğa. Doğa. Bu ne demiş bu? Doğa ne ya bu? Yani kelime de çirkin hani doğa. Subhanallah. Allah Allah. Ya bunların hiç mi aklı şuuru yok? Doğa diyende bakalım doğanın biri güneş. Güneşin aklı şuuru var mı ki? Zihni var mı ki şu, efendim ha şu insanı yaratacağım? Kendinin ruhu var mı ki başkasına ruh vere? Kendisinin gözü var mı ki başkasına göz vere? Doğanın biri güneş, daha öbürü sen göz değil, onun arkadaşları canım. Hiçbirisinin bir şeysi yok ki sana vere yani. Allah Allah. Gözü yok, kulağı yok, kendinin ruhu yok, sana ne versin yani? Doğa toprağı sana. Allah Allah, aman yarabbim. Bir kelimeyle Allah muhafaza güme gidiyor yani. Bir kelime adamı götürür. Nahiyesiz cehenneme mal ediyor. Allah Allah. Bir kelimeyle ya Allah Allah. Evet. Hem deme ki ben mazharım. Güzele mazhar ise güzelleşir. Ha. Zira temessül etmediğinden mazhar değil memer olursun. Ha. Doğru. Hem deme ki ben mazharım. Deme ki ben mesherim. Yani Cenab-ı Hakk'ın vermiş olduğu bu güzelliklere aynayım. Mesher o demek yani. Daha öyleyse o güzelliklere mesher olan aynı. O da güzeldir de. O da güzeldir değil mi? Evet. Ya, şimdi aynayı güneşe karşı verirsen güneş orada görünür mü? Güneş güzel mi? Yani da güneş de güzel daha. Demek ki ben güzelim ki hani efendim bu nimetler bende görünüyor. Öyle diyor değil mi? Evet. Hem demek ki ben mazharım. Güya mazhar, güzele mazhar ise güzelleşir. Güzelleşir. Zira temessül etmediğinden yani yaşamadığından temessül etmedi yani. Hayata mal edemedikten sonra, yaşamadıktan sonra mazhar değil, mesela, memer olur. Ya gelip geçer o güzel seni memer. Yani sen değirmenin boğazına akan su gibi geldi işte. Memer yani oradan gelsin. Allah Allah. İle. Ya şimdi mesele ne kadar güzel. Birçok mesele Müslüman olmayan birçok ilim adamları var ki değil mi efendim onun eliyle ne kadar nimetler Allah veriyor yani. Değil mi? Mesela adam bilgisayarı yapıyor veya şunu yapıyor, bunu yapıyor. Ama bu adam Allah'ı bilmiyor. Öyle değil mi? Onun elinde zahir oluyor. Ha. Ama o onu yaşamadığı için memer. Gelip geçiyor ondan. Ondan bir faydası yok ona. Ha. Hem demek ki halk içinde ben intikap edildim. Ha. Ustad yani kendini nazara ver, biz kendimizi alacağız. Ha. Bu meyveler benim ile gösteriliyor. Öyle değil mi?
Demek bir meziyetim var. Hayır, haşa. Belki herkesten evvel sana verildi. Çünkü herkesten ziyade sen müflis. Allah Allah. Allah Allah. Hani dersin başına ne demiş idi? Pisin sille yeter. Nefsi emmaremize bir sille yeter. İnşallah Allah. Hem demek ki oku. Hem demek ki halk içinde ben intikap edildim. Yani Allah Allah. Bu meyveler benim ile gösteriliyor. Mesela Risale-i meyveler, hakikatler. Demek bir meziyetim var. Demiş ki benim emrime verdi Allah. Evet. Hayır. Haşa. Haşa. Belki herkesten evvel sana verildi. Çünkü herkesten ziyade sen müflis. Allah Allah. Ve muhtaç. Muhtaç. Ve mütellim olduğundan en evvel senin eline verildi. Mesele bu. Yani. Allah Allah. Haşiye. Hakikaten ben de bu münazarada yeni Said nefsini bu derece ilzam ve iskat etmesini çok beğendim ve bin barakallah dedim. Tekişiyle nefsine bin barakallah. Müzefferiyet şeyde kaldı. Üstad da kaldı. Allah'ım diyorlar. Eyvallah.